Merhabalar. Şu an Ardahan'dayım. Ardahan Kalesi'ndeyim. En son hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Buraya Artvin'den gelmiştim. Ben 4 günden beri buradayım aslına bakarsanız. Geçtiğimiz 3 gün boyunca video editledim. Bir de çok yağmur yağıyordu. Yarın da buradan Kars'a doğru yola çıkıyorum. Bugün şöyle bir etrafa bir bakayım dedim ama bir problem mevcut. Şimdi buraların biliyorsunuz Kars, Ardahan bu tarafların işte grevyer peyniri, kaşar peyniri falan meşhur. Ben 4 gün önce bir grevyer peyniri almıştım buraya ilk geldiğimde. Şöyle 200 gram, 150 gram civarında bir paket almıştım. İlk gün böyle biraz yedim ondan bir parça. Sonra o 3 günden beri, 4 günden beri duruyordu. Oda sıcaklığında duruyordu ama yani odamın içerisinde duruyordu. Dün gece biraz acıktım video editlerken. Dedim ki şu grevyerden birazcık yiyeyim dedim. Yiyin. Sanırım grevyer peyniri bozulmuş. Dün akşamdan beri mahvoldum ya. Var ya, o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Yani midemi bozdu, dengemi bozdu, bütün kimyamı bozdu peynir. Bozulmuş peynir. Hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Ardahan merkezde çok da fazla yapacak bir şey yok. Bakın şimdi göstereyim size Ardahan nasıl bir yer. Şu an süper bir noktadayız. Kale güzel bir yerde hakikaten. Her yeri görebiliyorsunuz. Bütün ovayı görebiliyorsunuz böyle. Bakın dağların tepesine kar yağmış görüyor musunuz? Dağların tepesindeki karlar şehirlere inmeden benim bu Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı falan buralardan çıkmam gerekiyor. Böyle küçük bir yer Ardahan. Görüyor musunuz? Şehir burası. Ardahan merkezde çok fazla yapılacak bir şey yok. Asıl yapılacak şeyler Ardahan'da, Ardahan'ın ilçelerinde işte Posoftur, Çıldır'dır falan. Oralara da gidemedim ben şimdi bu havalardan dolayı. Onun için yani Ardahan merkezde pek bir cacık yok. Şu geçen nehir Kura Nehri. Bu Ardahan'dan başlıyormuş. Gürcistan'dan geçiyor. Azerbaycan üzerinden de Hazar Denizi'ne dökülüyor. Bu arada ben bir mont aldım üstüme. Böyle kaban mont karışımı bir şey. Bu da bu çakma kas tüyü olanlar var ya. Nepal'deyken falan da almıştım bunlardan hatırlıyorsanız. 180 liraya aldım bunu. Böyle kapşonlu mapşonlu falan güzel bir şey. Çünkü şimdi havalar soğuyor. Daha da soğuğa gidiyorum ve daha da soğuyacak havalar. Onun için şöyle bir şey alayım dedim üstüme. Çünkü üstümdeki kıyafetler bana yetmeyebilirdi. Bir tane monta ihtiyacım vardı açıkçası. Sen de kayaların üstüne kurmuşlar kaleyi görüyor musunuz? Antep kayalık. Ya şu yere maske atanlara var ya uyuz oluyorum ya. Kura Nehri'nin üstüne şöyle bir köprü yapmışlar bunun üstünden. Tıkı 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 yürüye yürüye geçiyoruz karşıya. Çek baba bizi de çek. Çekeyim mi senin abi? Bir Tabii. şey söylemek ister misin? Ardahan'ın ne kadar güzel bir yer olduğuyla alakalı. Ardahan hakikaten güzel bir yer. Güzel bir yer değil mi? Tabii. Peki ne alayım ben şimdi buradan giderken kendime? Ne alırsın? Bana nasıl bir şey lazım? Söyleyeyim mi sana? Ha. Ben buraya şimdi Samsun'dan bisikletle geldim. Evet. Buradan da Kars'a bisikletle gideceğim yarın. Evet. Öyle bir şey alayım ki yediğim zaman bana enerji versin yolda. Kaşar peynir ya. Kaşar ama bozuluyor ya. 2 gün önce bir gravyer peyniri aldım kendime. Odada bırakmışım. Dolaba da koymadım. Bugün bir yedim şu an var ya mahvoldum ya. Peynircilerde tuluk peyniri olur. O bozulmaz. Şey böyle çeçil peyniri dedikleri Çeçil de peynir. Olsa çürük de olsa fark etmez. He. O bozulmaz. Tamam ondan alayım yani. O hiç bozulmaz. Bir sene kasa bozulmaz. Nereden alayım peki? Hangisi daha Peynircilerde iyi? var. Peynircilerde. Hangi peynirci daha iyi? Nasıl? Hangi peynirci daha iyidir burada? Valla bizim koşullarla satıyor, şu anda kapalıdırlar. He, şurada ileride bir yerden alayım, nereden alayım? Fark etmez, birisine Fark et. sonra, eski meydanda şuralar. Bir de burada bir sucuk gibi bir şey var değil mi? Böyle içine şey koyuyorlar ya, pestil gibi, sucuk gibi, pekmezden yapıyorlar ya. Ceviz koyuyorlar içine. Aynen öyle. O iyi değil mi? Şu karşıdan var, o cevizler şu karşıdan var. He, tamam. Ben şöyle bir tur atayım o zaman gider Tamam. döneyim buraya. Yolun açık olsun kardeş. Eyvallah abicim, Hoş gelmişsin. teşekkürler. Çayımızı Hoş iç. bulduk. Teşekkür ederim Yemek abi. yedirelim. Sağ olasın, tokum Tamam valla. baba. Hadi iyi günler abi. Allah işe varsın. Bunlar acaba şey mi? Süpürge. Aynen öyle. Süpürge bak bunlar. Bak burası bisiklet var zaten de NG 650. Aa, burası da Ardahan'ın meydanı arkadaşlar. Keşke o video çekelim. Şurada kendimiz çekelim.
Merkez Park diye geçiyor burası. Maskeden sıkılanlar buraya geliyorlar. Az bir nefes alıyorlar. Bir sigara içiyorlar. Sonra kaçıyorlar. Ben şimdi şuraya gideyim de şuradan bir kendime sucuk gibi bir şey alayım. Eski geçer. Neyse biz alacağımız... Aa ben şey istiyorum ya. Bu sucuk gibi bir şey var ya sende, içi kuru yemiş dolu hani. Aynen öyle abi. Aynen öyle abi. Ne kadar abi bunun fiyatı? 35 lira kilosu bunun. Tartılıyor bunlar. Peki bunlar peki fabrikasyon mu yoksa? Bunlar Gümüşhane'den gelir abi. Organiktir. Organik yani değil mi? Şunlar hepsi organik abi. Tamamdır. Bunu ben alayım abi böyle. Bunu verdim abi. Ne kadar onun fiyatı abi? Bu 24 lira abi. Tamamdır abi. Şu nedir? Bu da muska, sarma tatlısı abi. İçinde ceviz ve pistil var abi. Bunun dışındaki pestil mi peki? Vallahi pestil abi. Ya bunlar sanırım kolay kolay bozulacak şeyler değiller yani, değil mi? Hı. O şunun da bir fiyatına bakabilir miyiz abi ne kadarmış? 10 lira da bu abi. Kaç gram abi o? 200. Tamam onu da alayım abi ben. Şu bu ne peynir ha? Hangisi abi? Şu abi şeyin içinde. O Erzincan tulumu abi. Erzincan tulumu. Sende böyle şey bir peynir var mı? Dolap istemeyen bir peynir var mı? Bozulmayacak bir peynir. Ben şimdi bisikletle seyahat yani ediyorum. Yolculuk boyunca mı yoksa? Yani şöyle söyleyeyim sana. Ben kaç işte, dünyada? Bir hafta. Hepsi bozulur. Yani bozulma derken abi yağlanırlar. He. Ama şey dediler bu çeşil peyniri, küflü peynir falan bozulmaz mı diyorlar kolay kolay ama. Yok. O da mı? Bozulur. Bozulur mu? He. Şu bozulmaz. Çeçilin tazesi ve şöyle vakumlusu bozulmaz abi. He. Vakumlu olduğundan dolayı bu da. He, bunu da ama açınca içine hava girdiği zaman bozulmaya başlayacak yani. Bunlar da vakumlu bir şey olmaz ama yağlanır. Anladım abi. Tam yağlı olduğundan dolayı. Bu yağsız. Hiçbir şey olmaz. Neyse ama peynir kalsın ya. Ben bilgi amaçlı. Tamamdır abi, teşekkür ediyorum. Küflü dediğimiz bu ama kokar ve bozulur abi. Aynen yedim bundan, denedim. Güzel bir peynir. Tuzlu değil mi? İşim burada demek ki. Öyle bir tehlike var. Saçaklardan buz düşme gibi. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar, yeter. Zaten çok da gezecek bir yer yok. Şehir içinde gezmektense şu an biraz dinlenmeyi yeğliyorum açıkçası. Aha bakın. Şu benim odam, parmağımın ucundaki pencere. Başak Otel diye bir yerdeyiz. Buranın günlüğünü 60 lira veriyorum. Kuşların sesini duyuyor musunuz? Göçmeye başladılar artık. Göçüyorlar kuşlar. Soğuklar geliyor. Ben biraz uzandım da kendime geldim vallahi. Şimdi çantaları toparlıyorum. Çantaları toparlama vakti. Bana dün Kaft'tan kargo geldi. Biliyorsunuz Kaft benim sponsorum bayağı, yani bir sene olacak neredeyse. Aramızda böyle bir yol arkadaşlığı oluşalı. Çok seviyorum onları. Bir sürü şey yolladılar bana. Bundan önce giydiklerimin hepsini ben yarın sabah Sinop'a kargolayacağım. Bunlar yarın Sinop'a gidecekler. Ben bunların artık yenilerini giymeye başlayacağım. Gelen şeylerden bir iki tane göstereyim size. Şu bere geldi. Şöyle bir uzun kollu gönderdiler. Bir tişört. Bir şort. Bir tişört daha. Buna bayıldım buna. Buna bayıldım. Ve arkadaşlar, size bir haberim var. Çekiliş yapıyoruz. 10 kişiye bu kapşonludan hediye edeceğiz. Ya çok güzel bu ya. Hakikaten çok güzel yani. O kadar hoşuma gitti ki. Bana çok yakıştığını düşünüyorum bunun. Neyse. Bu üstümde gördüğünüz fermuarlı kapşonludan hediye ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey, şimdi bir soru soracağım size. Biliyorsunuz ben 2017'den beri yoldayım. Ben yola
2017'nin hangi ayında çıkmışımdır? 12 tane seçenek var. Bu 12 tanesinden bir tanesini tutturmanız gerekiyor işte. Yorumlara yazarsanız bilenlerin arasından 10 kişiye bundan hediye ediyoruz. Canım kaft. Ne yaptı güzelliğini. Şimdi ben toparlıyorum bu ortalığı. Ondan sonra da yarın sabah çıkıyoruz Kars'a. Afiyet olsun. Eyvallah. Nasılsın? Ya iyi. Dün gece alarmı kurmayı unutmuştum ya. Erkenden kalkacaktım bugün normalde. Allah Allah. Vallahi. Yumurta yok herhalde değil mi? Yok. Telafi etmiştim. He? Telafişini? Yok yok ya. Hiç gerek yok. Valla sıkıntı yok. Yani. Vallahi, vallahi gerek yok. Bakın yumurta varsa bir tane koyayım buradan. İşte kadar bir şey. Ben şimdi... Var. Var mı? Buranın bir gün, yarın bir gün meydan var yukarıda. He pazar mı var? He bugün var meydan var. He. Ne daha yapıyorlar oraya gidip? Hayvan alıyorlar da. Hayvan alıyorlar. He alıyorlar. He. He mal pazarı var bu. Mal pazarı. Meydan yapıyoruz da. Yani meydan, meydan mı diyorsunuz? Yani meydan diyoruz. Bu yuvası çok karabak. Belki 500, belki 1000 kişi var. Allah Allah. Abi. O kadar mal alan oluyor mu ya? Ya mal, belki 2000 tane mal var. Ne var ama? Yine, dana, tosun. Bu nerede? Yol üstünde mi? Ha, yol üstünde mi? Kars'a giderken yol üstünde tabii. Mi? Tabii. Vallahi. Orayla bir çekersin. Ha, giderim oraya, uğrarım. Hı-hı. Saat 11'de daha verir yalnız. Kalkıyor 11'de. Ha, 11'de bitir. Ha. 11, 11, 11. Yok, 11'e kadar yetişirim. He. Saat kaç ki daha? 9 olmadı saat değil 9. Mi? 9 mu? Evet. Artık çıkıyoruz yola. Ben bu arada 2 dakika eşyaları da kargoya verdim demiştim ya dün. Eski eşyalarımı kargoya vereceğim diye. Onu da hallettik. Saatte 10:20 geçiyor. Ana yolu buradan mı çıkılıyor? Kars yoluna. Direkt gidiyorum değil mi? Tamam, eyvallah abi. Kaza olmuş. Ben de diyorum ki niye o kadar çok polis var orada? Kolay gelsin. Sağ olasın. Aha, bugün hayvan pazarı var dediler ya. Burada işte hayvan pazarı. Ay. Neyse ya, şimdi hiç vakit kaybetmiyor zaten, yolumuz uzun bizim zaten. Hoş ver, her yer inek işte. Aranızda izlemek isteyen varsa hayvan pazarı o Ekvador videomu izleyebilir. Yeni mi aldınız abi bunları? He? Yeni mi aldınız bunları? Yok, meydana götürdük. Hiç alan da olmadı, geri götürdük. Kaça satıyorsun? 4 lira dedim yine gel. Size sağ taraf küçüğünü? Küçük. Küçük de 3 lira. 3 lira. Hiç alan güzel. Yok ki. Allah Allah, para yok ki millette, nasıl alsın? İşler yok, ticari yok. Aynen öyle. Boş git gel. Sen hayvancılık mı yapıyorsun? Evet. Vallahi. Süt falan yapıyor musun? Peynir meynir falan? Yapıyoruz. Yapıyor musun? Sen nerelisin abi? Sinopluyum abi. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk abi. Kars'a doğru gidiyorum şimdi. Tamam. Kendine iyi bak. Allah yolunu açık etsin. Eyvallah. Allah'a emanet ol abi. Abi biraz soğuk değil mi senin rüzgarı var? Ama şimdi şey hareket ediyorum ya, ısınıyorum hareket ettikçe. Aynen öyle. Hadi abi kendine iyi bak. Allah senin için güzel kalsın. Eyvallah abim, senin de. Hadi uğurla. Satamadan geri dönüyor adam. Vallahi zor abi bu. Hayvancılık. İşte tarım marım falan. Emeğinin karşılığını alamıyor. Hatırlıyor musunuz bundan önce? Bir abi vardı, çoban. Artvin'den buraya gelirken görmüştük. Diyor ya adama, diyor 100 sene önce diyor dedesinden diyor toprak kalmış diyor. Ben ekiyorum, ben işletiyorum. Ben canlandırıyorum toprağı diyor. Mazot desteğini, bilmem ne desteğini diyor. Adam alıyor diyor.
Gün gelecek bu düzen değişecek. Köylü kardeşlerim, işçi kardeşlerim, bütün zenginlerin a**ına koyacağız. Kars 70 kilometre, susuz 50 kilometre. Benim bugünkü amacım susuza gitmek. Yani çıktığım kadar ineceğim bugün. Çok da güzel vallahi, çok hoşuma gitti bugün yol benim. Şimdi yokuş yukarı çıkarken tişörtüm oluyor sadece üstümde. Ama yokuş aşağı inmeye başladığımda üstüme şu kapşonluyu da giyeceğim. Ki terliyorum ya yukarı çıkarken. Ya da yukarı çıkarken terlemiyorum daha doğrusu. Terlememek adına tişörtümü giyiyorum. Aşağı inerken de azıcık da terlemiş oluyorum ama yani tişörtle çıkarken. O beni, rüzgar beni hasta etmesin diye, beni rahatsız etmesin diye üstüme bunu da giyiyorum şimdi. Lan nasıl terlemişim ha. Altımda da içlik var. Keşke giymese miydim dedim ama şimdi yok yok iyi oldu yani. Bu altımdaki içlik olmamış olsaydı bacaklarım donardı. Hatta şunları da çekeceğim. Hava soğuk arkadaşlar, sıcak değil yani, ben size söyleyeyim. Kaç derece söyleyeyim mi? Vallahi bilmiyorum kaç derece olduğunu ama hava birazcık soğuk. Neyse hadi inelim. Ardahan sınırlarından çıktık artık. Kars sınırlarına gerideki sakal tutan geçidi diye bir yerdeyiz. 2212'ymiş rakamımız. Hava soğuk ya. Bugün en büyük problemim soğuk ve rüzgar. Kendime bir tane rüzgarlık ya da bir böyle bir yağmurluk gibi bir şey almam lazım ki rüzgarı kessin. Beni hasta edecek yoksa bu. Artık çıkacağımızı çıktık. Bundan sonra inmeye başlayacağız sanırım. O zaman başlayalım bence. Hiç beklemedim çünkü saat 4 falan oldu neredeyse. Şu an susuz öğretmen evindeyim. 25 lira buranın günlüğü, çok ucuz ama arkadaşlar. Yani benim, bilenler bilirler, benim hijyen işim çok yüksektir yani. Kolay kolay bir şey pislemem. Burası çok pis ama böyle bir şey olamaz. Yani nasıl söyleyeyim, bu en son Özal döneminde falan değiştirilmiş olabilir bu nevresim takımlara. Böyle şuraya bakın ya. Görüyor musunuz şu renkleri? Ne yaptınız? İşediniz mi a**ını koyayım bunun üstüne? Şu yatağın üstünde de vardı da onları aldım buraya attım. Yatağı da ters çevirdim. Yani olabildiğince kendimizi koruyacağız. İşte şeyi söylemek istiyorum. Ben oturmaya bile korkuyorum ya. A**ına koyacağım ya. Tamam ben işte uykutulumu falan, bisikleti de buraya koydum. Koy dedi yukarıya bisikleti. Kaloriferler yanmıyor. Dur şimdi size şehri göstereyim. Ya böyle bir işletme olamaz ama ya. İğrenç. İşemişler, böyle temizlememişler. Ne iş yapıyor peki insanlar burada? Hayvancılık. Hayvancılık ha? Hayvancılık düzen yaptım çok para. Hmm. Hayvancılık her yer olacak.
Kaliteden mal saplayacağız. Hayvan saplayacağız. Şey değil. Burası senin mi? Çalışıyor musun sen? Yok, ben çalışıyorum abi. Ben de nerede uşağınız? Ne kadar burada kiralar, miralar falan? Bu lokantanın kirası mesela 1750. Yok, şey, ev kiraları. Ev kiraları nereden baksan yine 500'den aşağıdaydı. Valla mı? Abi, bura bakalıdır. O da normal daire değil, sobar evler şimdi. Kaloriferli ev var mı burada? Var işte abi. Tabii şey var canım. Doğal gaz yok ama, değil mi? Doğal gaz yok. Doğal gaz temizliktir ya. İnsanların yaşantısını zorlaştırmamaları lazım. Tam tersine kolaylık sağlamaları lazım da. İşte. Nerede? Kaç saat çalışıyorsun burada? Ben mi? Bizim işimiz erken bitiyor bir şey ya. Saat 3'ten 4'ten sonra şey yok. Buradayız da yani bir şey yok. Burada zevkimiz oturuyor, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani ayıptır sorması, ne kadar alıyorsun peki? Asgari ücret mi? Evet. Bundan parası istesen de alamazsın. Çocuk çocuk var mı? Olmaz mı abi ya? Mo. 3 tane çocuk var ya. Peki yetiyor mu asgari ücret? Ne yetiyor ya? Değil mi? 3 çocuk açtığına yetmez. Hakkını verdiği zaman. Ama aynen öyle. Kısıtlama yaparsın, hayır. Hayat zor vallahi. Hele ki çocuk mocuk falan olunca hepten değişiyor yani. Tek olmuş olsan. Çocukların hatırı için mücadele ediyoruz. Aynen öyle. Amaç onlar kurtulmaz. Bizim gördüğümüzü çektiğimiz onlar çekmeyecek, Allah razı edersin. Allah büyüktür ya. Ben bunu temiz tuttum, her şey yolunda alır. İki tane çorba içtim. Ezogelin'le tavuk suyu çorba karışık. 10 lira verdim iki çorbaya. Süper fiyatlandırma. Dün de tavuk yemiştim. Tavuk şiş. Onu da ayranla beraber ona 20 lira verdim. O da süper. Şimdi Kars'a gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz var Kars'a kadar. Şöyle bir olay var. Muza geliyor. Boş bir günü varmış. Hadi buluşalım dedik. O gelecek. Ani harabelerine falan gideceğiz. Ondan sonra ben bir 2-3 gün daha kalacağım şeyde. Kars'ta. Yapmak istediğim birkaç şey var. Onlardan da devam. Iğdır'a doğru. Kolay gelsin. Böyle rüzgarlık gibi bir şey var mı sizde? Rüzgarı kesecek bir şey. Orada mı vardır? Bir bakalım. Ulan çok pis ya araba. Dur, şuraya da yıkayayım. Arabanın içinde hayvan vardı, hep atmış boklar. Bakalım ne var. Bunu geç. Ne vereyim ne? He? Ne nereli miyim? Sinop. Ne vereyim diyorsun? He, vereyim? Ben de nerelisin diyorsun zannettim. Ne ya. Ne haber vereyim abi? Bana böyle ince bir şey lazım. Bu da ince ama abi. Öyle değil, bana çok ince bir şey lazım. Sen rüzgarlık istiyorsun abi. Aynen öyle, sende de yok o. Ben bisikletle geziyorum ya. He. Sen de bu soğuklara geldin bisikletle. Gezmeyeyim mi? Nereden geldin böyle sen abi? Bugün Susuz'dan geliyorum. Dün Ardahan'dan geçtim Susuz'u. Sizin memleket nere, bura mı? Kars mı? Antep. Antepli misin? Böyle şehir şehir gidiyor musunuz bunu? Evet. Vallahi bu araba sizin. Evet. Seni gördüğümüz zaman soğuk yerlerden arabayı atarım. Atar mısınız? Evet. Söz mü? Vallahi. Bu ulan bu rüzgar geçirir mi acaba? Geçirmez abi. İçi kolarlı geçir. Ya geçmez. Ne kadar bunun fiyatı? Dur abi. Sen 35. 35 diyorsun. 12 taraflı giyin abi abi. Ha. Ya biraz daha insin de. 30 lira abi. Yok. 20 lira abi, 20. Valla. Ver 20 lira. Yazık kök kök. Bak nasıl halden anlıyor, eyvallah. Değil mi? İnşallah dediğin gibi ya, rüzgar geçirmez ya. Şimdi nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun senin? Ay şimdi Kars'a gideceğim, bir iki gün Kars'ta kalacağım. Sonra Iğdır, Ağrı, Van.
Öyle ineceğim aşağı doğru. Niye gezeyim? Derdim ya da soğukta gezeyim. Canım sıkılıyor evde. Dur, cidden şeyde bisikletle getiriyorum. Tamam, bir eksiğimizi daha tamamladık. Bir de küçük de bir şey aldık. Güzel oldu. Merhaba, yine ben. Bu sefer size yanımda Evren Kaptan'ı da getirdik. Merhaba Uzak Evren Kaptan. Doğu Kaptanı. Şimdi Muzo ile Evren abi geldiler. Biz eşyalarımızı bıraktık şey otele. Çıldır Gölü'ne gidiyoruz. Hadi bakalım. Kars'ta bir Laz. Kars'ta bir Laz. Kars Lazı. Kars Lazı. Şöyle koysak ne olur? Olur abi. Sıfır sıkıntı. Muzo, beni özledin mi? Çok. Vallahi mi? Vallahi. Aynen, iyi oldu geldin ama. Aynen. Evren abi de kaptan, gemi kaptanı, büyük gemi kaptanı. Nasıl tarif edebilirim abi? Büyük gemi kaptanı demem mi lan? Ne desem? İkinci kaptanım ben. İkinci kaptansın, evet. Sen. Ticari gemilerde ikinci kaptan olarak. Kaç seneden beri yapıyorsun abi? 2008'den beri yapıyorum. Oo, 12 seneden beri. 12 bunu senedir. Okulunu mu okudun abi? Evet, Tuzla'da, TÜDEV, Gökdeniz Eğitim Vakfı. Bu üniversite mi o? Üniversite değil. Bizim okuduğumuz zaman da IMO standartlarda, yani Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün standartlarında uzak yol vardiya zabiti olabilecek nitelikte eğitim programı veren bir okuldu. He. Şimdi Piri Reis Üniversitesi oldu. Kaç tane ülkeye gitmişsindir abi şimdiye kadar? Vallahi Yiğitcan, ben not tutuyordum. En son 83 veya 84. 84 tane ülkeye mi gittin? Evet. Kıta olarak bir Antarktika kaldı. Ülke olarak da devamlı tabii denize kıyısı olan ülkelere gidiyoruz. Gidiyorsunuz. İçekilere gidiyoruz. İçekilere gidemiyoruz. Aynen, sabah bisiklet sürüyorduk. Şimdi Çıldır Gölü'ne gidiyoruz. Serhat Lokantası diye bir lokantaya geldik. Burayı ben internette görmüştüm. Şuranın bir özelliği var. Böyle... Buyur abi. Bunu odun ateşinde pişiriyorsunuz değil mi abi siz? Evet. Böyle odun ateşinde pişiriyorlar yemeklerini. Bir tırnak paça içeceğim ben şimdi. Benim tabağım gelir gelmez Muzo'nun midesi bulamaya başladı. Hayır canım. Bu şeyin ne de yapılıyor tam olarak? Ayağın içindeki o iyilik falan herhalde abi. Ayağın içindeki iyilik. Başardın mı? Çok oluyor. Bu bir kolajen deposu. Bu eklemlerde, meklemlerde falan aradaki sıvı var ya, o sıvının alabileceğin, eyvallah, en önemli besinlerden birisi şu bamya ve de bu abi. Bunun suyu, bunun suyu kolajen. Evet. Eticel olarak da bu suyu kolajen. Bunu her gün çıkartıyor musunuz? Bu her gün abi. Her gün çıkıyor. Bunu çıkmadığı gün yok. Bunu nereden yapıyor? Bu ama hayvanın ayağının içi değil mi abi? Ayaktaki tendonlar. Tendonları. Tendonlar da. Valla çok güzel. Çok lezzetli abi. Evet.
Benim aklımda drone uçurmak vardı ama. Yanında mı? Yanımda drone. Ama bir şey söyleyeyim. Sıkıntı yaşayabilirim bak burada. Sıkıntı yaşayabiliriz. Sınır noktası. Örürler. Biz Ane harabelerine geldik. Daha girmedik harabelerin içine. Tam arabaya park ettiğimizin gelin karşısında şöyle tek bir yapı gördük. Bir gelelim buraya bakalım dedik. Ondan sonra harabelere gireriz dedik. Şurada Arpaçay geçiyor. Bir nehir var yani orada. O nehirin bu tarafı Türkiye, diğer tarafı Ermenistan. Şu dağa bakın karşıdaki. Çok güzel gözüküyor. Şu an Palataoğlu Kilisesi'ne geldik. Bayağı büyük bir şehir yani arkadaşlar. Bayağı büyük bir şehir. Sırf burası için bile Kars'a gelinir yani. Çok güzel, bambaşka bir dünyanın içindesiniz. Buraya hemen tarihini özet geçeyim. Ben de ilk kez geldim. Yanlışlarım olabilir, yanlışlarımı düzeltin lütfen. Buranın tarihi milattan önceye dayanıyor. Ta Urartulara dayandığı söyleniyor. Burası çok uzun bir süre boyunca Ermeni hanedanlarının elinde kalıyor. En son da 700'lü yıllarda ya da 600'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Bagrat diye bir hanedanın eline geçiyor. En parlak dönemini de o dönemde yaşıyor. 900'lü 1000 yılları arasında burada 100 bin kişi yaşadığı söyleniyor. Yıllarca aileler değiştikçe burası işte dini anlamda da önemli bir yermiş. Sürekli buraya bir şeyler yapılmış. İşte hep değişik senelerde yapılmış ama yapılan kiliseler, miliseler falan mesela bu 982'de yapılmış. Biraz önce biz görmüştük bir tane işte 1080'de yapılmış, örnek veriyorum. En sonunda da burayı 1068'de Selçuklular fethediyorlar. Ondan sonra da Türk hakimiyetine geçiyor. Size bir hikaye anlatmamı ister misiniz? Evet mi? Zamanında burada Bozok diye bir tane çocuk yaşıyormuş, tamam mı? Genç, Ani'de. Bir köylü bir ailenin çocuğuymuş. Annesiyle beraber yaşıyormuş. Bir gün Bozok iki arkadaşıyla beraber böyle yürüyorlar yollarda. Şuralarda yürüyorlar, tamam mı? Karşılarda o kuyuların olduğu yerler var ya. Mağaraların olduğu yerler. Sonra mağaranın birisine giriyorlar. Bir bakıyorlar bal dolu içi. Arılar bal yapmışlar oraya. Fakirler de bu çocuklar. Oradan balı alıp satmaya başlıyorlar bunlar. Tamam mı? Bayağı bir uzun bir süre oradan balı alıp satıyorlar. Para kazanıyorlar. En son o kadar çok bal almışlar ki içindeki bal azalmış. Şu mağaranın en dibine gitmiş. Birisinin aşağıya inmesi gerekiyormuş o balları alabilmesi için. Bozok da demiş ki ben inerim demiş. Yukarıya şey yaparım siz de beni çekersiniz demiş. Sonra Bozok bir kova almış yukarıya göndermiş. İki kova almış ikinci kovayı da yukarıya göndermiş. Bal bitmiş. Üçüncü kova bal çıkmamış. Sonra arkadaşları o sırada aralarında düşünmüşler ve demişler ki ya biz Bozok'u aşağıda bırakalım. Biz de bu iki balı alalım paylaşmayalım Bozok'la. Satalım gitsin bu balları. Bozok da kalsın işte orada. Arkadaşlar bunu ölüme terk ediyorlar yani Bozok'u aşağıda. Bozok aşağıda takılıyor. Çıkış yolları arıyor kendine. Bir çukurun içinden aşağıya düşüyor. Bambaşka bir ülkeye. Şahmeran'ın ülkesine düşüyor. Anlayamıyor tabii nereye geldiğini ilk önce. Sonra Şahmeran'ı biliyorsun değil mi abi? Kafası kadın, vücudu yılan. Böyle bir figür. Onun ülkesine giriyor. Onun kral olduğu ülkeye giriyor. Yılanların ülkesine giriyor. Tamam mı? Başka yılanlar geliyorlar bunun yanına. İşte falan niye geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Şahmeran'a götürüyorlar bunu. Sonra bu anlatıyor işte arkadaşlarım diyor bana ihanet ettiler diyor. Onun için geldim ben buraya diyor. Şahmeran da diyor ki buna ya diyor normalde bizim seni öldürmemiz gerekiyor. Çünkü bizim burada olduğumuzu kimse bilmiyor diyor. Ama diyor sen de ihanete uğramışsın diyor. Hani bir kötülük yaparak gelmemişsin buraya diyor. Seni affettim. Kanım sana ısındı. Sana bir şey yapmayacağım diyor. Ama diyor buradan da diyor hayatının sonuna kadar çıkamazsın diyor. Aynen burada kalacaksın diyor.
Tamam diyor, kabul ediyor bozuk. Gel zaman git zaman bunlar Şahmeran'la birbirlerine yakınlaşıyorlar böyle. Aralarında bir gönül bağı oluyor bozukla Şahmeran'ın arasında. Ama aşk var aralarında. Bir gün bozuk Şahmeran'a diyor ki, Şahmeran diyor, ben diyor annemi özledim diyor. Annemi görmek istiyorum diyor. Yani kendimi iyi hissetmiyorum artık diyor. Şahmeran da bunu çok seviyor ya. Diyor ki bozuğa, bana ihanet edeceğini bildiğim halde diyor, senin gitmene izin vereceğim diyor. Ama diyor hani yerimizi diyor kimseye diyor söyleme diyor. Şeye, bozuğa. Tamam diyor bozuk. Bozuk çıkıyor. Anasının yanına geliyor burada Ani'de. Bir vakit geçiyor. Bu Ani'nin kralı hasta oluyor. Çok büyük bir hastalık geçiriyor. Bir dünyanın her yerinden böyle hekimler, büyücüler getiriyor ama bir sonuç bulamıyor. Çözüm bulamıyor hastalığına. En sonunda gelen bir tane böyle rahip diyor ki bu krala, senin diyor Şahmeran'ın kalbini yemen gerekiyor diyor. Şahmeran'ın kalbini yersen eğer diyor bu hastalıktan diyor kurtulabilirsin diyor. Nasıl, Şahmeran'ın yerini kimse bilmiyor ülkesinin nerede olduğunu. Yani Şahmeran'ın ülkesine gitmiş, Şahmeran'ı görmüş, birilerini bulmaları gerekiyor. Rahibin birisi diyor ki, Şahmeran'ı gören kişinin vücuduna su döktüğün zaman diyor vücudu pul pul olur diyor. Vücudu yılan derisi gibi olur diyor. Bunlar geziyorlar hani de bütün köyün vücuduna su döküyorlar. Tabii kimse de şey yok. Bozoğa geliyorlar. Bozoğa bir döküyorlar. Bozok yılan derisi gibi pul pul oluyor derisi. Sonra işte bu kral buna işte söylerdin söylemezdin işkenceler yaptırıyor söylemiyor. Ama en sonunda diyor ki kral buna, sen bana diyor Şahmeran'ın yerini gösterirsen diyor, ben de sana diyor bütün hazinemi vereceğim diyor. Bozok parayı görünce abi değiştiriyor şeyini, fikrini. Bunlar gidiyorlar Şahmeran'ın ülkesine. Önde bozok, arkada kralın savaşçıları. Giriyorlar Şahmeran'ın ülkesine. Şahmeran bunu ilk görünce, bozoğu görünce bir seviniyor böyle. Aa geldin mi bozok diyor. Sonra bozoğun arkasında iki tane savaşçıyı görünce anlıyor. Biliyordum bana ihanet edeceğini bozok diyor. Ondan sonra bunlar alıyorlar Şahmeran'ı, getiriyorlar. Bunu şu an anlattığım şeyi bir tane belge şeyde izledim. Bir röportaj yapmışlar buradaki bir arkeologda. O arkeolog anlatıyordu. Yani yanlış hatırlamıyorsam mekanı, şu an bu bulunduğumuz yere getiriyorlar hikayeye göre. Burada Şahmeran'ın kalbini söküp krala yediriyorlar. Çok pişman oluyor bozok. Acayip pişman oluyor ondan sonra. Bozok da kendini buradan aşağıya atıyor ve intihar ediyor, öldürüyor. Bahsedilen şeylerin de o kuyuların da işte mağaraların da balın olduğu, Şahmeran'ın ülkesine gidilen yerlerin burası olduğu tahmin ediliyor. Çok öyle güzel düşünülüyor. Bir hikayeydi. Hoşuna gitti mi hikaye? Harbiden mi? Sıkılmadın değil mi? Hayır, hiç sıkılmadım. Tamam, teşekkür ederim. Böyle bir anı yani. Zaten burası büyüledi bizi. Evet bu ama nasıl mekan abi? Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bu müthiş bir yer burası ya. Burası Anadolu'daki ilk camiymiş. Caminin minaresi farklı, bizim bildiğimiz gibi böyle oval değil. Bu da Orta Asya mimarisiymiş. Gidip göremedik Orta Asya'yı, onun için bilmiyoruz. Böyleymiş ama. Burası sanırım önceden başka bir şeymiş ama 1071'de işte 1068'de Selçuklular burayı fethedince camiye çevirmişler burayı. Enteresan bir yapı. Önemli bir yapı. Güzel bir yapı. Nedir sence şu? Mum koymak için mi acaba? Burası mı? Aynen, şu karşıda koyduğu o küçük şey. Şurada bunun açıklaması var. Var mı? 2 doğulu konut. 11. 12. yüzyıllar arasında inşa ettirmiştir. Bir iç sofa etrafında yer alan konutun Müslüman bir aileye ait olduğu düşünülmektedir. Biz şu an büyük bir evin içinde miyiz? Evet. Şurası. Şu konut. Şuraya kadar devam ediyor bak. Şu uca kadar devam ediyor. Bunlar odalar o zaman ha? Gel şöyle bir dönelim. Vay be abi. Çok büyük bir konut ama. Çok büyük. Ay devam ediyor öyle. Thank you.
şu an neredeyim? Şu an Kars Kalesi'ndeyim. Bu, bakın Kars şurası. Şu karşıda gördüğümüz yer komple Kars. Şöyle. Ardahan'dan bir tık büyüğü işte Ardahan'ın. Yani 3-4 tık büyüğü aslına bakarsanız. Şehre tepeden bakan bir kale. Süper gözüküyor. Şehirden bakınca da çok güzel gözüküyor burası. Burası da içi de güzelmiş. Burası Selçuklular zamanında yapılmış. Sonra Moğol istilasında yıkılmış. Şu gördüğümüz hali de Osmanlı zamanındaki onarımından sonraki haliymiş. Konum olarak mükemmel bir konumda. Neyse bir gelelim görelim dedik Kars'a gelmişken. Kalesini de. Bakın şu nehri görüyor musunuz? Şehrin ortasından geçiyor. Böyle dönüyor işte bu kalenin. Arkasından dolaşıp şuradan doğru devam ediyor. Bu geçen su Kars çayı. Hani dün Ermenistan'la Türkiye arasında bir su geçiyordu ya, Arpaçay. Bu onun bir kolu. Ne kadar büyük değil mi? Bakın ta nereden başlıyor, nerelere kadar geliyor. Muzolar gittiler dün akşam. Biz aniden döndük, onlar gittiler. Ali diye bir arkadaşla tanıştık Instagram'dan. Sağ olsun bana. Burada Pushkin diye bir restoranda Kars yemeklerini deneyimleme ve onları aynı zamanda da videoya çekebilme imkanı sundu. Öyle bir bağlantı sağladı bana. Teşekkür ediyorum Ali. Bu arada bundan sonra gideceğim yerlerde, ya bu videoyu paylaştığımda nerede olacağımı bilmiyorum ama bu videodan sonraki gideceğim şehirler şu an aşağıda geçiyor olması lazım. O şehirlerde de varsa böyle tanıdığınız, bildiğiniz güzel yemek yapan, işte gideyim, çekim yapayım, oranın yöresel yemeklerini deneyeyim falan. Vallahi böyle bağlantılara açığım arkadaşlar. Bana Instagram'dan da yazabilirsiniz, mail de atabilirsiniz, burada yorumdan da yazabilirsiniz. Kafanıza göre nasıl ulaşmak istiyorsanız öyle ulaşabilirsiniz. Hadi neyse inelim. Bitti kale işi. Birazcık gezelim. Kars sokaklarında. Bakın şimdi burada bir türbe var. Kahraman Celal Baba Türbesi. Hikayesi şöyle, Kars Kalesi'ni Gürcü destekli Moğol orduları işgal ediyorlar, fethediyorlar. O sırada da Celal Baba denen kişinin kafası kopuyor bir düşman askeri tarafından, kesiliyor kılıçla. Sonra Celal Baba kafasını kolunun altına alıyor, savaşa savaşa buraya kadar geliyor ve burada ölüyor. Ondan sonra buraya türbesi yaptırılıyor. Aynısı Sinop'ta da var mesela, Seyit Bilal diye. Seyit Bilal de zamanında kimlerle olduğunu bilmiyorum. Savaşıyor, Seyit Bilal'in kafasını kesiyorlar. Seyit Bilal kafasını koltuğunun altına alıyor, ölmüyor. İşte savaşa savaşa bir yere kadar gidiyor. Orada ölüyor. Ondan sonra orada düşen Seyit Bilal Türbesi var mesela. Birçok hikaye birbirine ne kadar çok benziyor değil mi? Selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala amani Muhammed. Şu bilereye bak, bu bilereye bak. Şurada top izi var bak. Gördün mü? He, şuradaki o pencere değil, top izi mi ortadaki? Pencere üstündeki top izi. Nereden, kimlerden kalma? Bunları Rus Sarayı'nın vermiş çıkması için top atmışlar, niye etmişlerse buranın sadece orijinal bu minaredir. He, burası hep restore ya, sonradan yapılma. Namaz kılıp beklersen, sen her türlü bilgiyi veririm de ücret almıyorum. Benim adım Özer, namaza gelirim, bazen seni kimler anlatıyoruz, sen de git anlat baba. Şimdi otur, namaz tamamdır. Kılıp gelip. Tamamdır abi. Vallahi çok memnun olurum. Ben de vallahi memnun olurum. Hop, tamamdır abi. Şimdi Allah razı olsun. Biz sözümün değeriyim. Yine diyorum ki bak sen herkese diyorum. Gelen misafire diyorum. Misafiri seven zengin. Babasını anasını seven daha çok zengin. Şimdi eskiden biz misafiri çarşısız kaldırmazdık. Ekmeksiz kaldırmazdık. Misafir gelen yerde rızık olurdu. Şimdi adam misafir getirmiş, fakirleşiyoruz. Misafir gelmiş diye fakirleşirik. Biz o kültürden böyleydik. Biz de misafire hürmet ederiz, saygı göster. Hangi Kars'a gidersen sana çay söyleyeyim. Şimdi baba, bak Kars tarihi, Kars tarihi Karsak Türklerinden geliyor. Karsak Türkler varmış burada. Kars tarihi ismi oradan geliyor. Şimdi bura ilk yerleşim yeri Ani. 600'lü yıllardı, İpek yolu. Daha sonra Kars kurulur. Kars bak orası 600'lü yıllarda kurulu Ani, asıl şehir Ani. Aha. Daha sonra yerleşim yerleri buralara geldiler, Kars, Karsak Türklerinden dolayı. Şimdi buraya gelen Ermeni anlatıyor, Ermeni ne anlatıyor biliyor musun? Diyor ki mesela, şurada diyor Kars, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Doğu Anadolu, Ermeni.
Evet. 4,5 milyon Ermeni varmış. Ermeniler Doğu Anadolu'da 2 tane kilise yapıyorlar. Bak, biri Van Oktamar'da 915'te. Hı-hı. Buraya geliyorlar bu kiliseyi. Bu kiliseyi var ya, 12 Havaliler Kilisesi. Hocam ne yapıyorsun? Sağ olasın, misafirlerimizi anlatıyoruz. Merhabalar. Birazdan geldim. Bu 12 Havaliler Kilisesi'ni 932'de yapıyorlar bak. 2 evet. Kilise var Doğu Anadolu'da. Biri Van'da, biri bu. Evet. Burada da bir Bağdatlı Kral Abbas varmış, Ermeni Kralı. Diyorlar biz kilise yapacağız. Bak, şu 12 tane resim var orada. Bak şurada duruyor, bile dururlar baba bak. Eline, beline, ağzına sahip olacağım. Bak şu. Şimdi bu 13 havaliler Hazreti İsa'nın mülütleri. Bunlar 13 taneymişler. Bir masanın etrafında toplanmışlar, 13 tabak koymuşlar. Biri ihanet etmiş, 12'si kalmış. Bunların tek tek isimleri var, görevleri var. 932'den 1064'e kadar 132 sene 12 havaliler kilisesi bura. Bura yapılırken kale yokmuş. Kars kalesi yokmuş. Kale 1153'te yapılmış. Kaleyi ilk Selçuklular mı yaptırıyorlar? Selçuklular yaptırıyorlar. Burada İranlılar gelmişler, Persler gelmişler. 932'den 1064'e 132 sene kilise, 1064'te Alparslan geliyor, 1071 Malazgirt. Malazgirt'ten önce 1064 bura. Burayı alıyor, burayı da alır almaz, burayı ne yapıyor? Cami yapıyor bak. 1064'ten 1878'e kadar 814 sene Türklerin camisi. 1878'de Ruslar geldiler. Kars'ta Rus mimarisi var. Ruslar 40 sene kalmış. Evet. Bak, 1878'den 1918'e kadar 40 sene kalmışlar. Kars'ta ondan dolayı Rus mimarisi var. Çertikov, Katerina, Pushkin bunlar Rus simleri. Ruslar da ne yapmışlar biliyor musun? Camiyi imişen şu çıkıntılar bak güneye, batıya, doğuya, kuzeye. Bak çıkıntılar var ya. Kapı gibi olan yerler kapı değil mi? Kapı gibi yerleri. Aha. Bir tanesi senin gibi belgesel çekiyordu. Üstten baktığın zaman kaça benzesin diye. Kars'ta ne var baba? Kars'ta yerliler var, Kürtler var, Azeriler var, Terekemeler var. Bak. Aç tarihi oku. Yerliler Osmanlı Türk'ü. Evet. Kürtler İran'dan gelmiş. Azeriler Azerbaycan'dan gelmiş. Terekemeler de Karakalpaklar Gürcistan'dan gelmiş. Ama biz işçilik bilmedik. İşçilik dünyanın en kötü şeyi. Bak Hacı Baba, bu da Hacı Baba. Merhaba. Bir de Hacı Baba da tarihtir. Şimdi bu birinci mezar. Bizim ilk belediye başkanımız Hafız Kurban Yurtsever. Tarih olarak da söylüyorum 1930. Ya şu. Ha, şu birinci mezar. Şimdi dedem o zaman dedem köyden geliyor. Biz Kiziroğlu'yuz. Geliyor buraya namaza. Namaz kılırlar. Hem belediye başkanıymış bak. Hem namaz kıldırmış hem ezan okuyormuş. Tamam mı? Hı hı. Namaz kılmışlar. Namazdan sonra bu adam böyle parmaklarına gezmiş. Dedemin dikkatini çekmiş. Niye böyle gezmişsin demiş kocam. Demiş ki olur ya bak Kars'ın her karpuz şehit doğru, her karpuz toprağı basarım diye. Buradan gitti Eskişehir'de rahmetli oldu. 1972'de vesiyet üzerine getirdiler. Diğeri de Nakşibendi Şeyh'i. Hepsi buraya geldi. Şimdi baba, benim şimdi bir tane misafirim var. Tamamdır. Şimdi nasıl edecek? Tamamdır. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bak. Şu bizim ayran aşımız. Bu Kars'a özel bir çorba. Evet, nasıl yapıyorsun ayran aşı? Bunu da soğanla yağ öldürdükten sonra büyük kendime diyorlar. Hı hı. Onu şey yapıyoruz. Suyla beraber kaynadıktan sonra yoğurdunu veriyoruz. Kendime bir ot mu? Şu ot mu? İçinde gördüğümüz ot mu? Ot, hayır. Aşı otu ayrı. Kendime de diri tahıl. He, diri tahıl. Evet. Anladım. Tamam. Diri tahıl. Ve içerisinde de aşı otu, nane katıyoruz buna. Hmm. O çok güzel kokuyor. Evet. Burada yine buraya özel pişkin çorbamız. Bu sizin kendi spesiyeliniz, evet, kendi çorbanız. Evet, bunu, bunu da yine soğanla yağ öldürdükten sonra kaz eti, mercimek ve dereotuyla naneyi ekliyoruz. Sonra da yoğurduna safran. Buna sarı rengini veren safran değil mi? Evet, böyle? Safran. Bu çorba çok güzelmiş ya. Bu da çok protein güzel. Protein kaynağı. Yani bu pandemi döneminde bu çorba evelik ve safran buna da katıyoruz. Zerdeçal. Buna da katıyoruz. Şey en azından boğazımızın neyimizin ağrısının neyine alıyor bayağı yararlı bir çorba. Bu da evelik çorbası evelik değil mi? Evelik çorbamız, evet. Bunu ben mesela gelmeden en çok duyduğum çorba bu çorbaydı. Evet. Yani. Kars'a özel. Bunun içinde ne var abla? Bunun içinde de bulgur, mercimek, safran ve şey koyuyoruz, eveliği koyuyoruz. Bu da yine soğanı, neyi anığını yapıp öyle sürüyoruz. Tamam, evelik de şey çorba, bir
ot gibi bir şey evet, mi evelikte? Evet, evet. Tamam. Bunun içinde evelikten başka bir ot var mı? Hayır, peki, hayır. Sadece sağda, evelik. Evet, çorba sadece içince onun tadını alıyorsun. Evet, yani evet. Tadı. Tamam. Evet, onu. İlk kez şu anda da kas. Şurada pişiyor. Bu kazın ama ben bir şeyini duydum. Bu kazı şey yapmadan önce, öyle pişirmeden önce kestikten sonra bir kurutma dönemi mi oluyor bu kazın? O kış peki dönemi oluyor. Yaz döneminde öyle bir imkanımız olmuyor. He. Kış dönemi kar yediği zaman, hı hı, kazı tuzluyoruz, bekletiyoruz dışarıda. Şimdi yazın işte devamlı şeyde koyuyoruz, dolaplara atıyoruz. Anladım. Bozulmaması. Dışarı koyduğunuz yerde soğuk oluyor o zaman, evet, kışı yani donuyor evet, kız. Evet, anladım, evet, öyle oluyor. Ve fırınlıyoruz. Şimdi bir tane de bütün pişirdik. Hı-hı. İsterseniz onu da çekebilirsiniz. Olur vallahi, süper olur. Ne kadar zamanda pişiyor bu şeyin içinde? 1,5-2 saat yaşına göre. Şöyle. Bu kazın ama sanırım asıl yenileceği dönemi Ocak, evet, Aralık gibi. Ocak, yani Şubat tuzunu yiyen dönem. Ocak ve Şubat tuzunu, tadı ne aldığı zaman, aha, o dönemler. Şu anda biraz, oo, yani içi olsa da yine tadı, kişinin tadını vermiyor. Bu çünkü benim en merak ettiğim, evet, Kars yemeği bu yani. Evet, bu da safranla yapılıyor, nohut ve incik. Bunu bu suyun içinde pişiriyorsun ama değil mi? Şey, kuruyor. İnciği sadece suyuna çıkarıyoruz ve çok lezzetli oluyor. He, bunun bir de servisi de bir şeyin içerisinde oluyor ekmeği, herhalde. Evet, ekmeği, evet. Lavaş ekmeğinden içerisinde oluyor. Evet, oluyor. Bu ne? Kuzu eti bu. Bu evet, kuzu incik diyorlar kuzu incik bunu. Evet, kuzu incik. Tamamdır. İlk önce ayran eşi çorbasından başlayalım. Ya benim zaten ben seviyorum her şeyi yani, çok yemeği, birçok yemeği, ama çorba hakikaten güzelmiş. Ne bakalım bu evelik çorbası. Ispanağa benziyor. Bu çorba da efsane yani. İçindekini ben aynı ıspanağa benzettim tadına ama bilemiyorum. Combo yapıyoruz şu an, combo. Bütün Kars yemeklerini aynı anda deniyoruz. Bakın bu da kendi şey çorbaları, kendi spesiyalleri, özel bir çorbaları. Bu çorba efsane. Ben normalde zerdeçal sevmem. Küçükken ben bir hastalık geçirmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi, böyle bitkisel tedaviyle giderilebilecek bir hastalıktı. Bir ara çok zerdeçal yedirmiştim. Ama yani bugün bugündür sevmem zerdeçalı çok fazla, ama bunun içindeki zerdeçal süper yani. Dediği gibi içindeki suyu döktük yufkanın içine. Acayip başarılı. Ben bayağı aç geldim buraya. Kaldı et içinde. Çok güzel ya. Arkadaşlar ben gurme değilim şimdi size. Şöyle iyi böyle iyi diye anlatamam ama şu an çok zevk alıyorum ya. Gelelim asıl oyuncuya. Kaz. Vallahi yemekler var ya, efsaneydi, efsane. Bakın, bu arada şehri göstereyim size, yerlerini. Buralar işte eski Ruslardan kalan binalar. Mesela bu atıl bir halde duruyor. Şuraya türkü var gibi bir şey yapmışlar. Barış Türkiye evi yapmışlar. Benim yemek yediğim yerin adı Pushkin'di. Orası da bura. Burada eski bir Rus binası. Mekanı sahibiyle konuştum da ben. Mesela buradaki binalar eski askerlerin, bürokratların falan evleriymiş. Neyse. Yemeklerin hepsi birbirinden güzeldi arkadaşlar. Ya ben zaten yemek seçen bir insan değilim. Yemeği beğenmemem benim çok zor, ama gerçekten güzeldi yemekler.
teşekkür ediyorum buradan. Güzel yemekler için kendilerine. Neyse ben şimdi bir arkadaşla buluşacağım. Hadi gideyim o zaman. Biz Selim'le buluştuk. Instagram'dan tanıştık Selim'le. Şu anda 1878'den 1921'e kadar mı? 21'e kadar. Aynen, 1921'e kadar Kars Rus işgali altında kalıyor. Ruslardan kalma eski binalar var Kars'ta. Şimdi onları geziyoruz gece. Mesela şu karşımızda gördüğünüz şu an Azerbaycan konsolosu olarak kullanılıyor. Bilmiyorum, zamanında olarak kullanılıyordu. Kale neredeyse şehrin her yerinden gözüküyor. Aynen, yüksek noktalardan değil mi? Kale de tepede bugün gittiğimiz yer. Şurası da şu an Sağlık Müdürlüğü'nün binasıymış. Ya binalar gerçekten çok güzel ya. Çok güzel binalar. Bu sabah Puşkin'e gittim ya. Puşkin'in de binası eski bir bina. Aynen, onun için de taş bina. Bak şu taş bir bina onun için. Evet, aynen öyle. Puşkin'inki de eski taş bina. Burası da Defter Darlık. Orhan Pamuk'un Kar Kitabı'nın arka sayfasında yer alan. Bina. Senin böyle fotoğrafın var değil mi? Aynen. Bu zaten ama. Sadece o fotoğraftan baktığın zaman bak ağaç hala aynı ağaç. Dalları falan, şekilleri, her şey aynı. Tek şey değişen şey ne biliyor musun? Şu Mobese kamerası geldi. Ya bak bizi bu... de gören Mobese aynen. Kamerası bak şu anda çevirdi bakıyor. Bize. Bizi çevirdi. Tek değişen şey Mobese kamerası biliyor musun? Ben o kadar detaylı inceledim ki fotoğrafı koydum kenara. Bizi kendi çektiğim fotoğrafla da kıyasladım. Yani ağacın gelişimi, her şey aynı, her şey aynı. Sadece şu Mobese direğini koymuş. Dün geçtim ben buradan. Dün geçerken hatta dedim ki ya şu Mobese kamerasını abi şuraya koyacağınızı şu karşı köşeye koysanız da bozuyor ki ve bu kesinlikle bozuyor. Ve en meşhur binası gibi bir şey yani buranın. En meşhur binası. Ama maalesef bakımsız. Bak balkonun da alt kısmındaki tahtaların çöktüğünü. Evet, şu taraflarda nemlenmiş zaten. Dün görmüştüm ben. Bayağı boyası mayası falan akmış. Bir de buranın en büyük özellik gördüğün şeylerden biri Türkiye'deki birçok cadde yoya kaldırım bu kadar geniş değildir. Bu direkt şeylerden kalan bir özellik. Ruslardan, Sovyetlerden kalan bir özellik. Onlar da diyelim Moskova'ya, Kiev'e, Moldova'ya, Kişinev'e giderseniz orada da aynı bu yapıyı görürsünüz. Yani bu caddeler bu kadar geniştir ve aynı şekilde araba yolu tek iki arabanın geçeceği şekildedir ama kaldırıma önem verirler. Bunun sebebi de şudur. Meydanlara insanların yürüyerek gidebilmesinin sebebidir. Genelde meydanlar her zaman bu şekilde geniş cadde insanlar rahat şekilde meydana ulaşabilsinler diye. Mesela Rusya'daki işte Kızıl Meydan. Aha. Onun da yolları, kaldırımlar aynı bu şekilde hep geniştir. İnsanlar rahat bir şekilde gidip ulaşabilsinler diye meydana. Vay. Sen bunun içine girdin mi? Bunun içine girmedim yok. Çok güzel ya, balkonu falan. Ama içinin duyduğum kadarıyla restorasyon edilmiş. Normal klasik bir modern bina diyorlar. He. İşi o kadar dıştan göründüğü kadar şey değil diye biliyorum. İstersen bir fotoğraf çekeyim sana. Hadi gel. Selim'le ayrıldık. Gitti Selim eve. Ben de otelime gidiyorum bakın. Hep sağlı sollu. Böyle. Peynirci, efendime söyleyeyim, aktar gibi yerler var. Her yerde peynirci var. Size peynir yapımını da gösterecektim de onun için Kars'ı iki gün daha uzatmam gerekiyor. Öyle bir şey de pek mümkün değil. Havalar soğuyor çünkü. Bir dahaki gelişimize.